Merhabalar, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Umarım daha sonra keyifle hatırlayacağınız bir söyleşi gerçekleştirebiliriz. Bana genellikle bazı söyleşilerde yazar olmasaydınız ne olmak isterdiniz diye sorarlardı. Yani kolay verilecek bir cevap değil. Kolay cevap şudur, her ülke vatandaşının onundan 8'i gibi şarkıcı olmak isterdim. Sesim olsaydı bir cevap yerine geçerse onu söylerdim ama şimdi sorduklarında ne olmak isterdiniz yazar olmasaydınız dediklerinde iki şey birden söyleyebiliyorum. Aradan geçen zaman ve yıllar bana bunu kazandırdı. Biri hacker olmak isterdim. Biraz sonra anladınız hangi konulara gireceğimizi. İkincisi de sniper olmak isterdim. Bu kahkahalar herkesin içinde böyle bir arzu yaptığını düşündürüyor bana doğrusu. Konuşmaya önce şu hayatta kafayı taktığımız şeyler neler? Neler bizi çok cezbediyor, neler üstüne düşünüyoruz, neler üstüne fikir geliştiriyoruz da başlamak isterim. Aşağı yukarı 35-40 seneye yakındır çalışma hayatının içindeyim. Şu anda, yani geldiği son, diyelim çalışma hayatımın son yarısında gittikçe artan bir uzaylı olarak söylüyorum bunu. Gittikçe artan devinime, gittikçe artan hızın beni gerçekten çok etkiliyor ve çok yani uzaydan bakınca çok hoşuma gidiyor. Çok şey fark etmeye başladı. Hiç beklemediğimiz şeyler çok fazla karşımıza çıkmaya başladı. Dünyaya inip baktığımız zaman da bu işin sorunları var. Sorunlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. O çok cazip mi değil mi onu bilmiyorum ama tarihin bu aşamasında yaşamak bana çok ilginç geliyor. Yani herhalde en fazla kafamı taktığım konulardan bir tanesi bu. Bir de tabii hızın getirdiği sorunlar var, ciddi sorunlar var. Çok ciddi örneğin, sorunlar var. Örneğin hız büyük ölçüde derinlik kaybı, odaklaşma kaybı, konuların birbirinden sekme hızı aynı zamanda konular hakkında sorunların saptanmasını ve çözümlerin geliştirilmesini de biraz engelleyen bir şey. Notlarım arasında hız konusu var ama oraya girmeden önce şu sizin 89 yılını milat eden şeyden söz etmek istiyorum. Neden 89? Evet, 89 yılı benim için yani bir sembolik anlam var ve ben ya hakikaten bunu tarihin bir milatı olarak görüyorum. Çok önemli bir milatı olarak görüyorum. Tesadüfen aynı tarihte iki şey denk düştü. İki olay denk düştü. Birincisi Sovyetler Birliği'nin çöküşü, duvarın yıkılışı. Yani bu bir şekilde işte 200 yıldır üst üste binen bu endüstri devriminin üst üste binen etkisi sonucunda oluşan diyelim bu sosyal darvinizmin bir şekilde sonu oldu. İkincisi de aşağı yukarı aynı tarihte TCP/IP'nin yani internetin kamuya açılış tarihi oldu. Yani tesadüfen bir dönemin bitişi ve başka bir dönemin başlangıcı oldu. Yani başkası için aynı şeyi ifade eder mi onu bilmiyorum. Ama bu iki tarih ben bizim dönemimizin şahit olduğu bir tarih olarak görüyorum ve çok önemli olarak nitelendiriyorum. Bu internete yakalanma çağı diyelim. Batı ve Doğu toplumlarında aynı sonuçları verdiği kanaatinde değilim. Özellikle Türkiye örneğinden yola çıkarsak. Türkiye şifahi bir toplum. Yani yazılı kültür aşamasını tamamlamamış bir toplum. Okur yazar oranının bile dengelenmesi çok yıllar almış bir toplum. Ve yazılı kültürle çok mesafesi olan. Ben bizim gibi ülkelerde internet söz konusu olduğu zaman bir yenilik fetişizmi söz konusu olduğu için biraz oradan girmek istiyorum. Her yeni olan şey iyidir. Peşine çok takılan bir zihniyet var. Bir de her yeni olan şey felaket getirir. Aman uzak duralım zihniyeti var.
şifahi bir rivayet toplumuyuz. Yani kulaktan kulağa toplumuyuz. Televizyon açıkken bile ne diyor diye yanımızdakine soran bir toplumuz. İnternetle beraber ciddi bir sorun başladığını düşünüyorum. Bu konuda bir sürü örnek verebilirim. Birazdan sayacağım da. Bu yakalanma sırasında gerçeklik ve bilgi hangi kültürel geleneğe eklemleniyor? Biz internette ne arıyoruz sorusu ya da internette ne kaybediyoruz sorusu bana çok ciddi geliyor. Aynı zamanda çok özel dikkatler, çok özel kurumlar ve çok özel farkındalıklar da gerektiriyor. Bu konuda yeterince bir şey yapılıyor mu? Yayın olarak, kurum olarak siz ne diyorsunuz? Şimdi, internet öyle bir... Yani birdenbire her şeyi çok iyiye gireceğini zannettirdi bize ama ben de öyle düşünüyordum. Yani onu söyleyeyim açıkçası. Hatta biz işte Bilişim Vakfı'nı kurduğumuz zaman 1995 yılında Türkiye neler konuşuyor, dünyada neler oluyor? Yani biraz biz bunları konuşalım diye yola çıkmıştı. Fakat o arkasından iki tane çok büyük kriz geçirdi dünya. Hatta üç tane çok büyük ekonomik kriz geçirdi. Bunların bence ikisinde de internetin getirdiği devinimin, internetin getirdiği değişimin çok büyük payı oldu. Katman katman değiştirdi. Aslında değiştiriyor dünyayı. Önce bir insanın ateşi görmesi gibi yaklaştı, uzaklaştı, geliyor, dokunuyor, kaçıyor. Böyle bir yapıyla başladı. Ondan sonra bir oyuncağa dönüştü. Bir dönem oyuncak olarak yaşandı. İşte mailler, hayallerle birlikte gelişti. Fakat gittikçe daha artmaya başladı bu gelişme. Sonunda para girdi. Yani para girdiden kastım bir takım bunun bu yapının kendi içinde çıkan şirketler, yapılar müthiş zengin oldular. Ve bunlar da başarılı modelleriyle zengin oldular, başarılı altyapılarıyla zengin oldular. Ondan sonra da iş yavaş yavaş çığırından çıkmaya başladı. Yani progresif bir yapının sembolü olmanın yanı sıra bunu farklı şekilde kullanan cemiyetler, farklı şekilde kullanan insanlar ortaya çıktı. Ve bana sorarsanız biraz epey bozuldu. Hatta bu son aşağı gördüğün en son 10 sene içinde oldu. Yani bu büyük değişim. Şimdi asıl bence önemli olan aslında hayatımızın alışkanlıklarımız da çok değişiyor. Biz genelde bir hata yapıyoruz. Ben onu görüyorum. Biz geleceği hep kendi alışkanlıklarımızla, kendi değer yargılarımızla değerlendiriyoruz, bakıyoruz. Bundan zaman zaman korkuyoruz veya çok umut bağlıyoruz. Hoşumuza gidiyor veyahut korkuyoruz. Çünkü bilinmezliği de yanında getiriyor. Fakat öbür taraftan alışkanlıklarımız da hızla değişiyor. Alışmadığımızda büyük bir hızla değişiyor. O zaman tabii bunun bu korkunun da pek bir anlamı kalmıyor. Çünkü geliyor bu değişim. Bu değişim üstümüze geliyor. Bir şekilde bununla idare etmek durumundayız. Ya bu bir yenilik fetişizmi veyahut yenilik korkusu değil. Bunu soğukkanlı bir şekilde bakıp değerlendirip biz acaba bunu iyi taraflarını geliştirmek için neler yapmalıyız? Kötü taraflarını da elimine etmek için veya bunun kötü tarafların etkisini azaltmak için neler yapmalıyız diye bakarak hareket etmemiz lazım. Tabii burada bir şey var. Bizim kuşağımızın bir şanssızlığı var ki ben ona iktidar kuşağı diyorum. Bugünkü iktidar kuşağı gençliğini internet öncesinde geçirdi. Yani aşağı yukarı bir iki tane devlet büyüğü dışında, yani Kanada'nın başkanı, şimdi iki haftadır da Fransa'nın işte cumhurbaşkanı diyelim,
Onların dışında aşağı yukarı herkes gençlik çağını internet öncesinde geçirdi. Ve o alışkanlıklarla bugün dünyayı yönetmeye çalışıyor. Bana sorsanız yani hakikaten bu dünyanın iktidarına genç kuşağın kesinlikle ortak olması lazım. Çünkü bugünkü gereçleri, bugünkü kullanımın ne demek olduğunun içine doğdular ve nasıl kullanacağını onlar çok daha iyi biliyorlar. Aslında bu kuşağın, genç kuşağın önemli sorunlarından bir tanesi ütopyasının olmaması. Benim ütopyam var. Ben sınıfsız topluma inanıyorum. Ve dünyanın oraya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Gider gitmez, ben görürüm görmem. Ayrı konu. Şimdi ütopya ile ilgili konuşurken bütün bu yeni bilgilenme sürecinde şeyi görüyoruz. Aslında geçmişten ne kadar çok şey devralıyoruz ve aslında çok değişmiş gibi yapıyoruz. Şimdi bilim kurgu filmlerini düşünün, başka gezegenlerde geçen filmleri düşünün, dünyanın geleceğini konu eden filmleri düşünün. Hepsinde kral var, kraliçe var, prens var, prenses var. Yani nasıl bir öngörü? Sen demokrasi için mücadele ediyorsun. Avrupa bilmem kaç yıl demokrasi mücadelesi veriyorsun. İkincisi bütün anlattığın hikayeler, temel hikayeler aslında eski antik Yunan'dan, Shakespeare'den yani Game of Thrones'u alın. Ben tek tek size kaynaklarını söyleyebilirim. Yeni üretilmiş bir şey yok. Kostüme bir gelecek var. Bu tasavvur yani nasıl bir gelecek görüyoruz? Şimdiki sistemde yer ayırtmaya çalışan ve daha karanlık özellikle varoşlardan gelen çocuklarda Voroş çocuklarında çok ciddi bir karanlık var. Yani hem o dizilerde anlatıldığı gibi değil asla. Yani bu konuda sonsuz örnek verebilirim. Ama bir yandan da bu gelecek tasavvursuzluğu, o insanlara bir öngörü, bir hayal, nasıl bir toplum yaratmak istiyorsun? Sen kendin ne olmak istiyorsun? Sen kendinden ne yapmak istiyorsun? Ben bu konuda yani en azından sanat şeyinde bu geçmişle olan ilişkimizi yeniden moderniteden, yeniden üretirken bir gelecek hayalinin, bir tasavvurun, yeni bir söz söylemenin, yeni bir şeyler yapmanın yollarını aramak gerektiğini düşünüyorum. Ama sistemde öne çıkan birbirinin taklidi, geçmişin retrosu, kötü retrosu bir yapıyla karşı karşıyayız. Özgür düşünce, özgür ifade özgürlüğü, seçimler aslında tiyatro. Yani hiç, bayağı bir tiyatro oynuyoruz. Parlamento aslında kötü bir komedi tiyatrosu. Çürümüş bir toplumda, çürümüş bir sistemde en fazla ayakta kalan şeyler akıl, vicdan, fikir sahibi bazı aydınlar, düşünce insanları, bazı sanatçılar. Ama hani sözü olabilen, imkanı olabilen insanların giderek gücünün elinden alınması istediğiniz kadar işte internete sonuçta yasaklayabilir. İran'da olan şeyi düşünün. Bence serin kanlı olalım, soğuk kanlı bakalım. Neler olup bittiğini anlamaya çalışalım. İnanmaya değil, kavramaya çalışalım. Ve buradan nereye gidilebileceği konusunda düşünce üretelim. Gezi'deki birçok anne babanın söylediği ve ortak söylediği şey. Ya ben bizim çocukların politikayla hiç ilgilenmediğini zannediyorum. Meğersem ne kadar çok ilgililermiş diye bir gerçekle karşı karşıya kaldılar. Ben onun için ne dereceye kadar gelecek hakkında fikirleri var, kimin yok, bunları da ben bilemiyorum, ben değerlendiremiyorum bunları. Eskiden sizin geleceğe karşı değerleri olmayanın bugün daha fazla ortaya geldiğini düşünüyorum. Uzun dönemli açıkçası iyimserim. Ama kısa dönemli bizi neyin beklediğini bilmiyorum. Çünkü yeni gelen kuşaklar, 4Z kuşağına geldik galiba, arkasından yeni bir kuşak gelecek. Bu kuşak geldiği zaman benden en azından 2 kuşak farklı olacak. O kadar büyük bir farklılık bekliyor ki ben onların neyi istediklerini, neyi beklediklerini ve onlar hakkında karar verme hakkına sahip olduğumu katiyen düşünmüyorum. Ve büyüklerimizin de böyle düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Biz değiliz karar vermemiz gereken. Peki değişimi yönlendirmekte rolümüz nedir? Düşünen, eyleyen insanlar olarak? Herhalde bir takım temel yargılara, temel değerlerden vazgeçmemek lazım. Nedir? İnsan hakları. Düşünce özgürlüğü,
düşünce ifade edebilme hakkı. Düşünce oluşturma. Düşünce oluşturma hakkı ve onların bir arada yaşayabilme imkanı. Yani benim aklıma da bunun dışında çok fazla bir şey gelmiyor açıkçası. Benim buradaki bütün derdim o zihniyetler. Yani teknoloji gelişiyor da insanlık gelişiyor mu? Bir insanlığın yani insanlığı ne, hangi kavramda tanımladığımız tabii gerçekten çok önemli oluyor. İnsan hakları bağlamında, demokrasi bağlamında ve başkalarının varoluş hakkı bağlamında. Çünkü görünür olmak aynı zamanda tehlikeyi arttırıyor. Yani Obama aynı zamanda ister istemez siyahi düşmanlığını da arttırdı. Eşcinsellerin ortaya çıkması, LGBT hareketi, queer politikalar homofobiyi de arttırdı. Evet. Buna yani zehir ve panzehir ilişkisindeki seferberlik benim ilgimi çekiyor. Çok, ve biraz onun üstünde durmak istedim bunları söylemek. Demokrasi konusuna çok hassas bir konu ve tanımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi çok basit bir uygulama yaptılar. 10 like'la bir insanın. Bir insanın karakteri hakkında bir fikir sahibi oluyorsunuz. 70 like'la o kişinin partneri kadar karakterini tanıyabiliyorsunuz. 250 like'la kendisinden daha iyi biliyorsunuz. Ve bir karakter iskeleti çıkarılıyor. Ve iskeletine göre onlara bilgi gönderilmeye başlanıyor. Şimdi bunlar yapılabildiğine göre bizim alıştığımız demokrasinin tanımını nasıl yapacaksınız ileride? Yani herkesi birebir manipüle... Çünkü bugün bunu Cambridge Analytica yapıyor. Yarın 5 tane daha şirket çıkıyor. Öbür gün 100 tane daha şirket çıkıyor. O zaman bizim seçimlerle yaptığımız demokrasi kavramı nereye varacak? Bunların hepsi bizim bekleyen sorunlar. Yani siz yine... Bunlar yeni sorunlar da dil üstelik. Yani demokrasinin zaten kendisinin sorunlu bir kurum olduğu öteden beri tartışılıyor. Bu yeni çağın getirdikleri bu tür yönlendirmelerle sorun daha kristalize oldu kanaatim. Evet, tabii. Yani tabii, daha görünür tabii, oldu çünkü. Tabii, evet. Örnekler de buraya çalışıyor. Bunları aşağı yukarı her alanda görüyorsunuz. Yani eğitimi konuştuk işte. Eğitimde sorunu, sanatta aynı sorunları yaşadığımızı... magazin yapılanmasında, basında aynı şeyleri yaşadığımızı görüyoruz. Hukukta aynı sorunlar var. Hukukta aynı şekilde bizi bekleyen bir bela. Yani hangi birinden bilmediğiniz sorunlarla başa çıkacaksınız. Sağlıkta da benzer sorunlar var. Sağlıkta bambaşka sorunlar bizi bekliyor. Yani biyoteknoloji, gen manipülasyon da zaten teknolojinin sonucunda gelişiyor. Gittikçe gelişiyor. Bunun arkasından da bizi farklı sorunlar bekliyor. Sağlığın gelecek yapısı neler olacak? Biz bilmediğimiz sorunlarla karşılaşmaya kendimizi alıştırmamız lazım. Öngörüyle bunlar hallolmuyor. Öngörü, yani birçok şeye hazırlıksız yakalanacağız. Öngörü değil, bu eskisine nazaran belki temel farklılık bizim değişken olmayı öğrenebilmemiz lazım. Bence... Tabii ki bir sürü sizin de benim de optimist ve de pesimist olduğumuz taraflar. Ben şeyi önemsiyorum. Sorunları saptama, serinkanlılıkla, soğukkanlılıkla neyle karşı karşıyayız? Nereye gidiyoruz? Ne yaparsak katkımız olur? Nasıl örgütlenmeliyiz? Nasıl bir araya gelebiliriz? Hangi ortak değerler etrafında toplanabiliriz? Sisteme ait bir soru. Sisteme ait bir soru bu. Şimdi bu orada bu değerlerle demin anlattığım hani kabaca... O metafor diye alın. Savaş oyunlarla büyüyen, yükselme hızı, kariyerizmle körüklenmiş, 18-20 yaşında geziye gelmiş ama 35 yaşında sizden çok daha beter, yani siz derken onları kastediyorum, beter tutucular da olabilir. Biz ona karar verip vermemek değil ama onların nasıl bir gelecek, nasıl bir toplum istediği konusunda bir fikir sahibi olmamız gerekiyor. Onların fikir sahibi olsunlar. Biz onların yollarını açalım.